İsrail Gazze'de sadece 24 saat içinde 100'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Ancak söz konusu sokak savaşları olunca Kassam Tugaylarının İsrail tanklarına rağmen ezici bir üstünlüğü söz konusu. İsrail medyasında askerlerin çapraz ateş arasında kaldığı ve yaralıların kurtarıldığı bir operasyon yayınlandı. İşgalci ordusunun nasıl zor durumda kaldığı bir kez daha ortaya çıktı. İsrail Gazze'de önüne gelen her binayı bombalıyor. Taş üstünde taş bırakmıyor. Ancak işgalciler yine de çok zor anlar yaşıyor. İsrail ordusu Gazze'de artan kayıpların ardından tepkileri önlemek için video üstüne video yayınlıyor. Onlardan birinde de bir kurtarma operasyonu paylaşıldı. İşgalci askerler Kassam Tugayları tarafından pusuya düşürüldü. Çapraz ateş arasında kaldı. 10 üst düzey subayını bir günde kaybeden İsrail ordusunun daha fazla kayba tahammülü yoktu. Hemen bölgeye özel birlikler sevk edildi. Beş dakikalık kayıt sırasında yaralıların yanına ulaşan işgalciler bir yandan çatıştı, diğer yandan da katliamcıları tahliye etmek için uğraştı. İsrail medyasında yer alan görüntüler, askerlerin sokak savaşlarında ne kadar zor anlar yaşadığını ortaya koydu. İsraillilere moral vermek yerine olan morallerini de bozdu. Ancak yine de hava destekli operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Tel Aviv yönetimi sadece 24 saat içinde tünel, silah fabrikaları ve askeri alanlar dahil olmak üzere en az 100 hedefi vurduklarını öne sürdü. Netanyahu Gazze işgalini resmen bölgesel çatışmaya dönüştürmek istiyor. İsrail lideri Amerikan Wall Street Journal gazetesi için bir köşe yazısı kaleme aldı. Yazısında barış için 3 ön koşulunun olduğunu belirtti. Hamas yok edilmeli dedi. Gazze'nin askerden, Filistinlilerin de radikallikten arındırılması gerektiğini savundu. İki devletli çözüme karşı olduğunu bir kez daha dillendirdi. 3 ön koşulun ana hatlarını çizdi. Rehinelerden ya da iki devletli çözümden bahsetmedi. Savaşın devam edeceğinin sinyalini verdi. İsrail lideri Netanyahu, Amerikan Wall Street Journal gazetesi için yazdı. Yazısında barış için belirlediği 3 ön koşulu sıraladı. Hamas'ın yok edilmesi, Gazze'nin askerden, Filistinlilerin de radikallikten arındırılması gerekiyor dedi. Peki savaştan sonra Gazze'yi kim yönetecek? Netanyahu yazısında bu soruya da yanıt verdi. Bölgenin Filistin yönetimine devredilmesine karşı olduğunu bir kez daha yineledi. İsrail'in güvenlik sorumluluğunu sürdürmesi gerekecek dedi. İsrail Başbakanı Filistin yönetiminin Gazze'yi askerden arındıramayacağını da öne sürdü. Mahmut Abbas'ı 7 Ekim saldırılarını kınamamakla suçladı.